Hangi alana bakarsanız bakın, aynı manzarayla karşılaşırsınız. Millete söyleyecek sözü olmayanın gençlerimize vaadi ne olabilir ki? Kendilerini hapsettikleri yalan ve iftira kalesinden başka dünyaları olmayanlarla hangi vizyonu, hangi projeyi tartışacağız? Onun için gençler, onun için biz sözümüzü milletimize söylüyoruz. Biz sözümüzü işte burada olduğu gibi gençlerimize söylüyoruz. Sizlerin nezdinde ülkemizin tüm gençlerine sesleniyorum. Türkiye yüzyılını birlikte biçimlendirelim, birlikte planlayalım, birlikte inşa edelim. Çünkü biz başlatacağız ve sonra nöbeti sizlere devredeceğiz. Gençlerimizle yapacağımız nöbet değişimi vaktinin de yaklaştığını biliyoruz. Kendimizi artık gençlerimizin devrinin misafirleri olarak görüyoruz. Önümüzdeki seçimleri, ülkemizin içinden geçtiği kritik dönemde küresel yönetim ve ekonomi düzenindeki hak ettiği yerin gerisine düşmemesi için önemli görüyoruz. Sonra meydanda atta, sözde sizin olacaktır. Gençlerimizden beklentim tıpkı bizden öncekiler gibi, tıpkı bizim gibi sizin de yeter, sözde, kararda milletindir. Ruhtan, ilkeden, yoldan asla sapmamanızdır. Biz 40 yıldır her ne yaptıysak milletimizle birlikte olduğumuz için yaptık. Milletimizin desteğiyle yaptık. Milletimiz için yaptık. Sizlere bırakacağımız en büyük miras da bu olacaktır. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Buluşmamıza vesile olan Gençlik Kolları Başkanımıza ve heyetine teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle hoş geldiniz. Zehra Yılmaz ben. Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet 2. sınıf öğrencisiyim. İlk oyumu size verecek olmanın heyecanı içerisindeyim. Soruma geçmeden önce babamın size çok çok selamı var. Bunu da söylemek istiyorum. Baban da oyu verecek bize değil mi? Tabii ki. Sonuna kadar. İzninizle soruma geçeyim. Cumhurbaşkanım, seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret gösterdiniz. Bunu kesin gözüyle bakabilir miyiz? Ayrıca Adnan Menderes'in söz milletindir sözünü referans gösterdiniz. Ben de gençler AK Parti'yi desteklemiyor, iktidar değişecek söylemlerine karşı ben de demek istiyorum ki söz yeter, söz gençlerindir. Bir de seçim tarihini erken tarihe çekerek sınav stresiyle seçim yoğunluğunu bir araya getirmediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Tabii birileri burada hedef saptırmaya gayret ediyor. Bu şimdi bir erken seçim falan değil. Seçimi öne almak yapılan bu. Ve bir diğer adım olarak da biz burada aslında bir güncelleme yaptık. Bu güncelleme ile birlikte bu adımı attık. Cumhur İttifakı olarak da Devlet Bey'le bu görüşmelerimizi yaparak dedik ki zaman kaybına tahammül yok. Bunun için bütün öyle incelemeler yaptık ki herkesin yaz tatiliyle ilgili durumları tutun. Ondan sonra Karadeniz'de çaydı, fındıktı vesaire bütün bunların gidişlerini tutun. Bütün değerlendirmeleri yaparak herhangi bir sıkıntıya KPSS sınavlarıydı vesaire bütün bu ayrıntıları masaya yatırdık ve adımı da buna göre atalım dedik. Hele hele tabii öğrencilerimizin durumları bizim için çok önemli. Bu adımı da atarak kararı buna göre
verdik. Ama resmi olarak Cumhurbaşkanı'nın burada bir yetkisi var. O da biliyorsunuz Mart 10. 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de kim değerlendirecek? Yüksek Seçim Kurulu. Ama biz kararımızı inşallah Mart ayının 10'unda açıklayacağız. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm Sayın Cumhurbaşkanım. Aleykümselam. 2022 Türk Dünyası Kültür Merkezi Bursa'mıza hoş geldiniz, şeref verdiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, yabancı basın Türkiye ve özellikle 2023 seçimlerine çok özen gösteriyor, çok önem veriyor. Bunun Sayın Cumhurbaşkanım, dünyayı titretiyorsunuz. Sizin karşınızda heyecanlanmamak elde değil Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi ben diyor bu kadar heyecanlanıyorum falan diyor da yani sen bir bu milletin evladı olarak bu kadar heyecanlanırsan İngiliz nasıl heyecanlanmasın? O tabii ilk defa söyledikleri bunlar laflar değil. İnşallah bütün mesele Allah nasip ederse seçim sonrası neticelerde bunlar ne yapacaklar? O çok önemli. Osmanlı'nın başkenti, kadim şehir, Yeşil Bursa'mıza hoş geldiniz Cumhurbaşkanım. Ben Ahmet Salih Gürbüz, 17 yaşındayım. Lise son sınıf öğrencisiyim. Bu sene sınava gireceğim başkanım. Ayrıyeten de ilk defa oy kullanacağım inşallah. Her gençlik buluşmasında gençlere yaptığınız her şey için arkadaşlarımın adına teşekkür ediyorum. Kendi adıma teşekkür ediyorum. Bu vatan, bu gençlik sizlere minnettardır Cumhurbaşkanım. Şunu merak ediyorum ben, gençlere sunduğunuz bu zamana kadarki imkanları, siz gençlik yıllarında yaşasaydınız hangi imkandan yararlanmak isterdiniz? Bunu çok merak ediyorum başkanım. Teşekkür ediyorum. Tabii kolay bir soru değil. Bayağı zor. Biz var ya biz çok garip okuduk be. Çok fakir okuduk. Biz kitaplarımızı, defterlerimizi, kalemlerimizi bulamazdık biliyor musun? Teksir notu nedir bilir misin? Yok bilmiyorum, affınızla sığınırım. Ya işte biz o kitap olmadığı için o teksir notlarıyla okurduk. O teksir notları da onun makinesi çalışır. Bütün o mürekkepler o saman kağıdının üstüne dağılır ve abilerimizden ya işte bize satın filan derdik. Bize satmazlardı. Zaten kitabı kırtasiyeciden alamazdık. Defter için bir hafta 10 güne gün verirlerdi. Böyle bir durum vardı. Ama biz ne yaptık? Geldik. Bu çileyi dedik ki biz yeni nesle Ahmetlere çektirmeyelim. Allah sizi başımızdan eksik etmesin başkanım. Okullar açıldığında sıraların üzerinde kitaplarınızı buluyor musunuz? Fuşe kağıtla. Ve şimdi yardımcı ders kitaplarını da sıraların üzerine koyduk. Ama bunun hassasiyetini
bunun inceliğini bütün annelere, babalara, bütün komşularımıza anlatmamız lazım. Değil mi? Yani böyle bir akım, böyle bir nesli hazırlıyoruz. Ama bunun için de tabii biz de diyoruz ki marifet iltifata tabidir. Öyleyse bunları yapan bir iktidar milletinden ne istiyor? Diyor ki gel oyunu da bize ver. Çünkü inanın bu adamların eline bu memleket kalırsa yazıklar olur. Sonumuz hayır olsun. Onun için Allah'ım. Çok çalışacağız. Çok gayret edeceğiz. Çünkü biz bunları göremedik. Biz bu çileyi çok çektik. Ve bu çileyle beraber okullarımızı okuduk, bitirdik. Ama biz bu çileyi çektiysek dedik ki bunu yeni kuşağa, yeni nesle çektirmeyelim.